köle azat etmesine itak derler. Şimdi o yok, kalmadı. Tenzimat devrine kadar alemi İslam'da da vardı. Avrupalıların tezgiyle Osmanlı devletine kaldırdılar bunu. Avrupalılar galebe çaldı, bu hükmü kaldırdı. Zaten din harbi de yok. Yani şimdi din harbi olsa aldığın esir köle olacak. O da yok. Fakat ahkam-ı ilahiye neyse onu biz öğreneceğiz, bileceğiz. Olur ki gene tekrar bir bu hükümler cari olacak bir şekil olur artık. Hazreti Mehdi'den olacak onun zamanında ama ondan evvel de olur mu olmaz mı? Köleyi azat etmek, kölenin bazısını azat edersen diğer bazısı da azat olur mu olmaz mı? Mesela iki adam bir köleye ortak beraber bir köle almışlar. Yarısı birisinin, yarısı birisinin. Adam o köleyi azat etmiş birisi. Öteki hissesi ne olur? Yarısı azat oldu, yarısı ne olur? Azat mı olur? Köle olarak mı kalır? Sonra öteki azat ettiğinden birisi, öteki arkadaşı ona parayı tazmin ettirir mi, ettiremez mi? Burada üç kavur var. Üçünü de burada beyan edecek. بَابُ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَيُعْتِكُهُ اَحَدُهُمَا Bir köle iki adam arasında olur, birisi kendi hissesini azat eder. Mesele ne olacak? حَدَّسَنَا عَلَيُّ بْنُ شَيْبَ قَالَ حَدَّسَنَا يَحْيَ بْنُ يَحْيَ النِّيْسَابُورِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو الْأَحْوَزِ اَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعِ اَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ اَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ اَعْتَقَ شِكْسًا Bir adam bir parçasını azat ederse, şiksen hissesini yani. Men bir kimse اَعْتَقَ azat ederse, şiksen bir hisseyi, öyle hisse ki lehu kendisi için olucu. Nerede olucu? Fî memlûkin bir memlûk, köle cariyede. Bir köle cariyede kendisinin bir hissesi var, yarısı, üçte biri, dörtte biri neyse. Bunu azat ederse Allah rızası için. Damine damin olur. Li şurekâihi ortakları için hissasehum onların hisselerini. Farz et ki bir köle dört adam arasında ortak. Dörtte biri bu adamın kendi hissesini azat etti. Diğer üç hissesi ne olacak? Onların hisselerinin parasını verecek. Bu köle kaç bin lira ederdi? 40 bin riyal ederdi. Kendi hissesi dörtte bir 11 riyali azat etti. Öyleyse ötekilerinin hisselerini ödeyecek. 30 bin riyal onları ödeyecek. Öteki bir adamın mı, iki adamın mı, üç adamın mı, kaç adamınsa o hisseleri kendisi ödeyecek. Birinci kavur bu. Azat eden adam ödeyecek. Tabii azat eden. Onu azat ettiği gibi köle kölelikten çıktı. Öteki adamlar da onu köle yapamazlar. Gel sen bizim kölemizsen diyemezler. Adamın dörtte biri azat oldu ya. İsterse onda biri olsun. Ötekiler de onu köle olarak kullanamayacaklar. Parasını isteyecekler. Peki bu köleyi onların milkinden çıkaran kim oldu? Azat eden. Sen bu köle bizim malımızı ifsad ettin. Bu bizim malımız idi. Biz satardık, satamayız. Kölemiz idi. Kölelikten çıktı. Öyleyse bizim zararımızı ver. O vakitte o kölenin kıymeti neyse. İki o işin ehli erbabından iki kişi gelir derler ki bu kölenin bu hali hazırda kıymeti mesela 40 bin riyal. Senin kaçta bir hissen var idi? Dörtte biri. 10 bini senin, öteki 30 bini bunları ödeyeceksin. Yarısı. Diyelim yarısı onunu diye 20 bini yarısı gitti 20 bini bunları ödeyeceksen. Bu birinci kavul. Birinci kavul bu. Yani o öteki adamlar o kölenin kıymetini kime ödettirecekler? Azat eden adama ödettirecekler. Bu hadis Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. İkinci hadis Haddesene ibn Ebi Davud kal haddesene Sa'id ibn Kesir ibn Ufeyr قال حدثني داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم Evet İmam-ı Tahavi birinciyi Ali ibn Şeybe tarikiyle Abdullah ibn Ömer'den rivayet ediyor. Bu ikinciyi İmam-ı Tahavi İbn Ebi Davud tarikiyle yine Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet ediyor. O da عن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki قال صلى الله عليه وسلم buyurdular Men a'taka abden. Men bir kimse a'taka azat ederse abden bir köleyi.
Öyle köle ki beynehu ve beyne şürekâhi, kendisiyle kendi ortakları arasında ortak olan bir köleyi azat ederse, yani kendi hissesini azat ederse, kuvvime, kıymet biçilir aleyhi o köleye, kıymetehu o günkü kıymeti, ve utike, köle de azat olunur, yahut da ve atake, köle de azat olunur, ikisi de olur, utike, evet. Yani Resulullah Efendimiz diyor ki, madem kendi hissesini azat etti, köleye kıymet biçilir, kölenin diğer sahiplerine kıymetleri ödenir. Oldu iki hadis. Üçüncü hadis daha var. Yine Abdullah ibn Ömer'den geliyor fakat senet değişiyor. İmam-ı Tahavi diyor ki haddesena Fehd. Bunu da Fehd bana rivayet eyledi. Kale haddesena Ali ibn Ma'bed. Kale haddesena Ubeydullah ibn Amr. En Muhammed ibn İshak. En Nafi'in en ibn Ömer. Kale semiyatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ben Peygamber Efendimiz'i işittim. Buyururdular ki men a'taka cüz'en lehu min abdin evameti. Men her kim a'taka azat ederse. Neyi? Cüz'en bir cüz'i. Öyle cüz ki lehu o adam için oluşudur. O cüz'de neden? Min abdin köleden. Evametin cariyede. Yani kölenin, cariyenin hepsi kendisinin değil. Onun bir cüz'i kendisinin, o cüz'i de azat ettiği. O cüz ya yarısı olur, ya üçte ikisi olur, ya onda biri olur, ya beşte biri, neyse. İsterse elle de biri olsun, isterse yüzde biri olsun. O cüzünü azat etti mi, hümile, yüklenilir. Aleyhi o adam üzerine. Ne yüklenilir? Yani tereddüb eder. Ma ol bir şey ki, bekiye baki kaldı, fi malihi onun malında. Evet. O cüz'i kaçta bir ise onu azat etti mi? Geriye kalan ma bakiye fi malihi, evet. O kölenin kıymeti ne kadar ise geriye kalan o mal o adama yüklenilir. Hatta yu'taka kulluhu cemi'an, hatta kölenin hepsi azat edilsin. Madem onun bir cüzünü azat etti, öyleyse onun kıymetinin gerisi de o adama yüklenilir ki köle tamamıyla azat olsun. Şimdi bu üç hadisi şerif de bu birinci kavli teyit etti. Bunlar dediler ki kölenin bir cüzünü azat eden adam diğerini damin olacak, kıymetini ödeyecek kendi malından. Kıymetini ödeyecek ama bu adam zengin ise ödeyecek. Fakir ise zengin fakir ödeyecek diyor. Şimdi bu hadis mutlak. Zengin fakir beyan etmiyor hadis. Şimdi bu kavle sahip olanlar diyor ki mutlak geldiğinden adam zengin de olsa ödeyecek, fakir de olsa ödeyecek. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki fezehebe kavmun, bir cemaat sahip oldular ki ile ennel abde kul ise kâne beyne racüleyni, iki adam arasında ortak olursa fe'ateke ahaduma nasibehu, birisi onun nesibini azat ederse damine kıymete nesibi şeriki, ortağının nesibinin kıymetini tamir olur. Onun onda ne kadar hissesi varsa onu öder. Musiren kâne, azat eden adam ister zengin olsun, ev mu'siren isterse fakir olsun. Fakir ise parası yok. Öteki adamlar borçluyu nasıl yakalarlarsa onu da öyle yakalarlar. Madem köleyi ifsad ettin, bizim malımıza zarar verdin, ödeyip ödeyeceksin. Onu hapiste ettirirler. Hani bir adamın birisini de alacağı varsa onu daima gece gündüz mülazemet edecek, öyle alacağını alacak. Bu aynen o muameleyi yaparlar. Ve kalu dediler ki قَدْ جُعَلَ الْاِتَاقِ, azat kılındı mineşşerî, o birinci azat eden ortak kendi hissesini azat etti ya, bu azat etmek oldu, cinayeten cinayet oldu alâ nesîb-i şerîki, kendi ortağının hissesini cinayet oldu. Ne gibi? Gitti bir adamı vurdu, malını öldürdü, yahut da parasını aldı, yahut da bir şeyine zarar verdi, o adam bana ödettirir. Bu da aynen onun gibidir. Yecibu vacib olur aleyhi, o azat eden adam üzerine, biha bu cinayet sebebiyle, zamanu kıymetihi, o kölenin kıymetini ödemek, fi malihi, kendi malında. Ve kâne uldi men cena ala malin, li racülin, bir adamın malına cinayet eden adam uldi,
وَهُوَ مُوْسِرُنَ مُعْسِرٌ O cinayet eden adam ister zengin olsun, isterse fakir olsun. وَجَبَ عَلَيْهِ O cinayet işleyen üzerine vacip oldu. دَمَانُمَا Bir malın damani ki etlefe itlaf etti bir cinayeti cinayetiyle. Sen gittin herifini vurdun, atını öldürdün. Yahut da vurdun seyyaresini kırdın. Adam dava edip de seni tazmin ettirir mi, ettirmez mi? Ettirir. İşte köleyi azat etmek de aynen bu cinayet gibidir. وَلَمْ يَفْتَرِكْ Ayrılmadı hükmuhu Bu köleyi azat etmenin hükmü fizalik bu meselede. اِنْ كَانَ مُوْسِرًا اَوْ مُعْسِرًا İster fakir olsun, ister zengin olsun. Cinayet işleyen adam fakir de olsa, zengin de olsa başka birisinin malını itlaf etti mi damin olacak. Fi vücubi damane aleyh kendisine damanı vücubunda fakir zengin dinlemez. Nasıl damin olursa köleyi azat eden de öyle. Bir adam sopayı aldı, gitti adamın seyyaresini vurdu, camını kırdı. Adam da tuttu, bunu mahkemeye götürdü. Kadı ne diyecek? Bunun camını niçin kırdın? Kırdım. Cinayet işledin, öde camın. Camın parasını ödeyeceksin. Fakirim efendim. Dinler mi kadı? Fakir zengin dinlemez. Zengin de olsan ödeyeceksin, fakir de olsan ödeyeceksin. İşte bu nasılsa o köleyi azat etmek de böyle. Durup dururken bu köle ortak, sen bunu azat ediyorsun, köleyi ve teki adamın elinden çıkarıyorsun, mecburi bunu damin olacaksın diye. İkisini bir tut diye. Kalu dediler ki fekedalik böylecedir. Lemma vecebe ale şerik ortak üzerine vaktaki vacip oldu. Demanu kıybeti nesibi şeriki ortağının nesibinin kıymetini damin olmak vacip oldu. Li'itaki köleyi azat ettiğinden dolayı. Lemma kâne musiren vaktaki zengin olursa onu öder. Bir adam, zengin bir adam kölenin yarısını azat etti. Ortağı gelir der ki ya benim kölemi azat ettin. Benim hissem gitti. Sen de zenginsin. Ver benim hissemi alır. Zenginde ihtilaf yok. Zengin oldu mu muhakkak parayı alır. Öteki ortağı alır. Diyor ki vaktaki zenginden alır. Vecebe aleyhi. O köleyi azat eden üzerine vacip olur. دَمَانُ ذَٰلِكَ اَيْذَا Öteki ortağının hissesini de damin olur. اِذَا كَانَ مُعْسِرًا Fakir de olursa vakıfı damin olur. Madem zengin olurken kadi onun hissesini alıp veriyor, fakir de olsa alıp verecek. Şimdi bu birinci kavram. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ اَخَرُونَ Başkaları bunlara muhalefet ettiler. Bu ikinci. Üç kavram var burada. İkinci kavu sahipleri dediler ki hayır sizin dediğiniz gibi değil. Bu hadis-i şerif doğru fakat siz yanlış anladınız. Nasılmış? Fakalu dediler ki la yecibu damanu aleyh o köleyi azat eden üzerine daman vacip olmaz. Li kıymeti nesibi şeriki ortağının hissesinin kıymetini damin olmak ödemek vacip olmaz. Li itaki köleyi azat ettiğinden dolayı illa en yekune musiren illa zengin olursa öder. İkinci kavul dedi ki fakir ödemez, zengin olursa öder. Madem köleyi azat etti, kadi bakacak zengin mi? Zengin ise kölenin diğer kıymetini alır, ortaklarını verir. Fakir ise ne olacak? Diyor ki yok, fakir ise adam mesul değil. Alamazlar bu ikinci kavule göre. Ve kalu dediler ki peki bu hadisler var. O köle bir gün kendi hesabına hürdür, çalışır. Bir günde öteki adamın kölesidir. Gider ona çalışır. Niçin? Adam fakir ödeyemiyor. Bu ikinci kavle göre böyle. Evet. İkinci hadis. Haddesena Yezid ibn Sinan. Kale akberen Ebu Bekir'in el-Hanefiyyü. Kale haddesen ibn Ebi Zibin. Kale haddeseni Nafi'un. En ibn Ömer. Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men a'teke. Her kim azad ederse şirken bir hisseyi, böyle şeraket ki lehu kendisi için olucudur. Fî memlukin bir memlukte. Köle cariye. Ve kâne halbuki oldu. Lillezî yu'atik. Azad eden içinde oldu. Nasibuhu onun nasibi. Ne oldu? Mâ yebluğu semenem. Yani azad eden adamın da onu ödeyecek kadar parası oldu. Fâhu atîkun kulluhu. O kölenin hepsi azattır.
öteki ortakların hissesi o adamdan alınır, verilir. Mali olursa, yani mali olmazsa, bak burada Resulullah Efendimiz ikisinde de mali olursa diyor. Mali olmazsa adamda neyi alacaksın? Haddesena Fadun, kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe, kâle haddesena Ebu Usame ve Abdullah ibn Nümeyr, en Ubeydillah ibn Ömer, en Nafiyan el ibn Ömer. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men a'teke şirken lehu. Her kim kendi nasibini azat ederse, fî memlûkin, bir memlükte köle cariye, fe'aleyhi, o adam üzerine vaciptir, itkuhu, onu azat etmek, kulluhu, hepsini. Onun hepsinin azadı o adam üzerine vaciptir. Yarısını Allah rızası için azat etti. Yarısını da parasını ödeyecek. İnkâne lehu mâdun. Eğer onun mali varsa öyle mal ki yebluğu semenehu, kölenin kıymetini ödeyecek kadar malı varsa. Ve in lem yekun lehu mâdun. Yok mali yoksa feyukavvamu. Kıymet biçilir. Evet. Nasıl? Kıymete adilin. Adil bir kıymet. Yani ne ziyade ne noksan. O zamanda, o günü, o kölenin kıymeti neyse, ziyade noksan olmadığı üzere ona bir kıymet biçilir. Evet. Kimin üzerine? Alel mu'tika, azat eden üzerine. Şimdi bunu niye böyle dedik? O zamanda ortakları olur ki fazla para ister. Kölenin kıymeti 40 bin riyal. Yarısı bununu da azat etti, 20 bini gitti. Ötekilerine 20 bin ödeyecek. Ötekiler der ki yok, bizim kölenin niye böyle yaptı? Biz 100 bin riyal isteriz. Bizim köle kıymetliydi. Onların sözüne bakar mı? Kadi. Kadi bakmaz. Onlar isterse 100 bin istesin. Berik de der ki hayır efendim, o köle 20 bin ederdi. 20 yarısı da benim idi, 10 bin veririm. Ne ona bakar, ne ona bakar. Kıymet adil dedi ki o işten anlayan iki ehli hibre getirir kadi. Bu köle bugün ne kadar yapar? 40 bin riyal eder. Ne ötekinin 100 binine bakar, ne berikinin 20 binine. Kıymet adil dedi ki bu. Ziyade noksan yok. Öyleyse iki ehli hukuk buna böyle kıymet biçtiler. Bunlar listelerini öde dedi ki bu. Sonra o kıymet biçilir. Eğer onun mali varsa malından وَاِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَيُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ. Bu adamın hissesi yarısıymış, 40 bin riyalın 20 bini bundan gitti. Diğer gerisi kaldı. وَقَدْ عُتِكَ بِهِ مَا عُتِكَ. O köleden ne kadar azat olunduysa o kadar azatlıdır. Yarısı mı, dörtte biri mi, onda biri mi, azat eden adamın ne kadar hissesi varsa işte azat olan o kadar hissedir. وَقَدْ عُتِكَ. Evet, azat oldu. بِهِ, o adamın azat etmesiyle ney? Ma ul bir şey ki ütik azad oldu yahut da ateke azad eden azad etti. İkisi de olur. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Müseddet kâle haddesene Yahya an Ubeydillah an Nafi an İbn Ömer kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurdu, men ateke şirken lehu fî memluki. Bir adamın bir kölede kendi hissesini azad ederse fakat ütike kulluhu, kölenin hepsi azad olur. فَاِنْ كَانَ لِلَّذ۪ي عَتَكَهُ, onu azat eden adam için olursa مِنَ الْمَالِ, maldan مَا bir şey ki يَبْلُغُ ثَمَنَهُ, kölenin hepsinin kıymetini ödeyecek bir parası olursa o adam, kölenin hepsi azat olur. فَاَلَيْهِ, o adam üzerinde de vacip olur. اِتْقُهُ كُلُّهُ, kölenin hepsini azat etmek. Yani madem yarısını azat ettin, yarısını da parasını vereceksen sana vaciptir, kölenin hepsi hür olacak. حدثنا أبو بكر قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر كان يفتي في العبد والأمر. عبد الله بن عمر بجارية يخطى كل ذا فتوى وردي öyle köle cariye ki yekuna haduma beyne şureka, ortaklar arasında ortak ya köle yahut da cariye birisi. Feyu'atiku ahaduhum nasibahu minhu, o ortaklardan birisi kendi hissesini azat etse, فَاِنَّهُ يَجِبُ عِتْكُهُ, o kölenin hepsini azat etmek vacip olur. Kim üzerine vacip olur? عَلَى الَّذِي اَعْتَكَهُ, kendi hissesini azat eden adama diğer gerisini de ödeyip de o köleyi tamam hür yapmak ona vacip olur. اِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ. Evet, onun parasını verecek kudreti, mali varsa.
Ne kadar ödeyecek? Şimdi bunun hepsini alıp ödeyecek, köleyi azat edecek. Diyor ki yukavvamu fî mâlihi kıymete adil. O adamın malında bir kıymete adil gelip takdir ederler. Kölenin kıymeti ne kadar ise o takdirden zaten kendi hissesi azat olmuş. Bekiyesini de o adamın kendi malından verip de köleyi tamamıyla azat etmek ona vacip olur. فَيُدْفَعُ اِلَى شُرَكَاهِ اَنْصِبَاءُهُمْ فَيَدْفَعُ دَفِدَرْ اِلَى شُرَكَاهِ kendi ortaklarına اَنْصِبَاءُهُمْ kendi hisselerini verir وَيُخَلِّ سَب۪يلَ الْعَبْدِ o kölenin yolunda tahliye eder. Senin yarını azat ettim, yarının da bak kıymetini ödedim, sen yarın benim milkimdedir, köledir diyemez onu da. Yani bir incelik de burada var. Madem kölenin yarısını azat etti, diğer yarısını da azat etmek o adama vacip olur. Olur ki cığıza kaçar, der ki yarıyı Allah için azat ettim, yarının da, yarısını da parasını ödedim, gene bir gün sen hürsen, bir gün de beni köleli git diyemez bunu. فَاِنْ كَانَ مُوسِرًا zengin ise فَاِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ o adam üzerine kıymet konulur, دَعَى عَلَى الْقِيمَةِ kıymetin en yüksekinde. Bu rivayette orta bir değil, kıymetin yüksekinden, ötekilerinde hayır. İki ehli vukufun sözüne göre burada da diyor ki hayır. Âlâ, yani o kölenin en yüksek fiyatı hangisiyse orada. Sümme yu'taku, sonra köle azat edilir. Yani arka şeylerini, ortaklarını zarar olmasın diye. Kâle Süfyan, Süfyan-ı Sevri dedi ki وَرُبَّمَا قَالَ اَمْرُ بْنِ دِينَار اَمْرُ بْنِ دِينَار bu hadis, onun tarikeyle rivayet ediliyor. Diyor ki kıymete adlin ve adel kıymeti geldi bu senette. Halbuki yukarı kendisilerde kıymete adil dedi. Orta bir fiyat. Bunda da en yüksek fiyat dedi. Diyor bu rivayet geldi ama fakat Amr ibn-i Dinar'dan gelen bazı rivayetlerde kıymete adil geldi. La vekese fiha ve la şatat. Orta. Ne ziyade olsun ne noksan olsun. Demek ki bu adel kıymeti mühaddisler de kabul etmedi. Bu demek bir sürci lisan kabilinden, ravilerden birisinden katışmış. فَسَبَتَ بِتَصْحِيْهِ هَذِي الْاَسَارِ bu eserlerin tashihiyle sabit oldu ki اَنَّمَا رَوَاهُ اِبْنُ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Abdullah ibn Ömer'in Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu mesele, minzalik bu mesele hakkında yukarıda okudu ya اِنَّمَا هُوَ فِي الْمُوسِرِ خَاسَّةِ zengin hakkındadır. Bu birinci de üç hadis okuduk ya. Abdullah bin Ömer diyor ki Peygamber Efendimiz ne dedi? Bir köleyi azat ederse kölenin hepsi azat etmiş olur. O damin olacak. Damin olacak ama hangi azat eden damin olacak? Zengin olan. Bu zengine mahsus bu hadis-i şeriflerde. Bu anlaşıldı ki zengine mahsus. فَاَرَدْنَا اَنْ نَنْزُرَ ف۪ي حُكْمِ اِتَاكِ الْمُعْسِرِ كَيْفَ هُوَا peki zengin ise doğru. Yarısını azat etti, yarısında parasını ödeyecek. Fakir ise yarısını azat etti, yarısını nereden ödeyecek? Şimdi bunu araştıracağız. Bunu ne yapacak? Buna baktık diyor. فَقَالَ قَائِلُونَ bazıları dediler ki قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi وَاِلَّا فَكَدْ عُتِكَ مِنْهُ مَعْتَكَ o adamın azat etmiş olduğu ondan azat oldu. Gerisi kaldı bak. Bu hadisin ne anlaşılıyor? Delilun bunda delil olucudur ki ala enne ma baqiye minel abdi kölenin baki kalan azat edilmeyen kısımları lem yedhulhu ona girmedi itakun azatlık girmedi. O öyle köle olarak kaldı. Fahuva rakikun öyleyse o kölenin diğer kalan hisseleri rakiktir, köleliktir. Lillezî lem yu'tik azat etmeyenler için azat etmeyenlerin hisseleri gene köle olarak kaldı. Ala hali hali üzerine. Bu ikinci kavle göre. Mesela birisi yarısını azat etti. Kölenin yarısı azat. Yarısı da köle. Şu halde o köle bir gün kendisi hürdür, kendi hesabına çalışır. Bir gün de gider ötek efendilerine çalışır. Farz edelim ki dört kişi arasında ortaktı. Birisi kendi hissesini azat etti. Dört günde bir gün köle kendi hesabına çalışır. Üç günde gider öteki efendisine yahut öteki efendilerine çalışır. Hal üzerine kalır. Bu da ikinci kavul. Ve halefehum aharun.
üçüncü bir gavur var. Dediler ki yok, böyle değil, böyle olmaz. Köle yüz cüzde yahut da bin cüzde bir cüzü azad oldu değil mi? Diğer cüzlerin hepsi azad olur. Nasıl bir cüzü kölelikten çıksın da öteki cüzleri kölelikte kalsın? Olmaz dediler. Ne dediler onlar? Fekalu dediler ki bel yes'a, belki çalışır. El abdu kum fi nisfi kıymetihi, kendi kıymetinin nisfında yahut da ne kadar kalmışsa bunda çalışır, öder kime? Lillezî lem yu'tiku, azat etmeyenlere öder. Dediler ki yok, öyle değil. Biraz yarısı köle olsun, yarısı öyle olsun değil. O kölenin yarısı azat oldu ya, o kölenin hepsi azat olmuştur. Yalnız öteki azat etmeyenler diyecekler ki sen kölelikten çıktın fakat bizim sende alacağımız var. Senin kıymetin kaç bin riyal idi? 40 bin. O adam ne kadar azat etti? Yarısını, 20 bin gitti. 20 bin bizim hissemizi çalış, kazan, getir, öde. Buna da istisa derler, yani çalıştırmak. Köleye nazaran sahip, çalışır, öder. Yani köle boşludur. Bu üçüncü kavl. Ve bu üçüncü kavl daha makul yani. Ve kâne minel hücceti lehum fî zâlik. Bu mesele hakkında peki bunların delilleri ne? Öteki birinci, ikinci kavlün hadisleri var idi. Rivayeti. Bu da rivayete dayanacak. Akıllı olmaz ki. Diyor ki, bunların delillerindendir. Enne Ebu Hureyre radıyallahu anhu kad revâ zâlik ani'n-nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Kemâ revâhu ibn-i Ömer radıyallahu anhuma. Abdullah ibn-i Ömer nasıl rivayet eylediyse Hazreti Ebu Hureyre de öyle rivayet eyledi. Ve zâde aleyhi şey'en. Fakat Ebu Hureyre bir şey ziyade eyledi bunda. Öyle şey ki beyyene bihi, anında beyan eyledi. Ney? Keyfe hükmü mâ bakiye minel abdi. O köleden baki kalanda hüküm nasıldı? Ba'de nasibil mu'tik. Mu'tikin nasibinden sonra. Yani azat ettiği geriye kalanda hüküm nasıldı? Bunu bak Hazreti Ebu Hureyre kendi rivayetinde beyan etti. Halbuki Abdullah ibn Ömer beyan etmedi. Abdullah ibn Ömer yalnız zengin olursa ötekilerinin hisseleri alınır, verilir. Ya fakir olursa? Onu beyan etmedi. Ya onu hangi hadiste buluyoruz? Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayet etmiş olduğu hadiste o meçhul olan kısmı da öğrenmiş oluyoruz. O rivayete geldi. Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayeti şu. İmam-ı Tahavi diyor ki haddesena Yezid ibn-i Sinan, bana Yezid ibn-i Sinan rivayet eyledi. Kale haddesena Yahya ibn-i Sa'id el-Kattan. Ona da Yahya el-Kattan rivayet eylemiş. Kale haddesena Sa'id ibn-i Ebi Aruba. Ona da Sa'id. En katadete anin nadr ibn Anas, an Beşir ibn-i Nuhayk, an Ebi Hureyre, anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kale. Peygamber Efendimiz'den rivayet eylediler ki buyurdu. Men a'taka nasiben ev şirken lehu fi memlukin. Bir kölede bir adam kendi nasibini, hissesini azat ederse fe'alihi, o adam üzerine vaciptir halasuhu küllehu fi malihi. O kölenin hepsini halas etmek kölelikten. Madem zengindir, diğerlerin de hisselerini ödesin. Fe'in lem yekun lehu malin. Adam zengin ise öder ise, fakir ise ne ödeyecek? Yok, mali yoksa İstes'al abde üstüs'iyel abdu, o azat etmeyenler tarafından çalıştırılır, sa'y ettirilir, üstüs'iyel istis'a ettirilir. El abdu kul ne oldu o halde? Gayre meşkukin aleyhi, ona eziyet ve meşakkat vermemek şekilde köleyi çalıştırılır, parası alınır. Yani azat etmeyenler derler ki git çalış kazan. Senede yani bu adamı da sıkıya sokmazlar. Çalış kazan, bizim hisselerimizi getir. Bak Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala hadisinde gayet güzel izah var. Bu üçüncü burada kalsın, yarın tamam edelim. Allah-u Teala. Ve halefe maharune fi zalik fekalu. Burada aharun iki defa demiş. Ve halefe maharune fi zalik aharun. Birisi ziyade. Biz dün okuduk ya, bu köleyi bir adam ortak alır da kendi hissesini azat ederse
bekiyesi hakkında ne yapacak? Birinci kavilde dedi ki köle azat olur. Azat eden adam fakir de olsa, zengin de olsa azat olur. İkinci kavilde dedi ki hayır, zengin olursa azat olur. O zenginden onun kölenin diğer bakiye hissesini sahiplerine alır öderler. Ama fakir olursa fakir olursa onun hakkında ne dediydi? Kalır. Azat edilen kısmı azat olur. Azat edilmeyen kısmı da köle olarak kalır. Bu üçüncü kavilde de diyor ki bunlar فَقَالُوا بَلْ يَسَلْ عَبْدُ فِي نِسْفِ قِيمَتِهِ لِلَّذ۪ي لَمْ يُعْتِكُ. Azat eden kendi hissesini azat etti. Azat edilmeyen kısmı hakkında da köle çalıştırılır, köleden alınır. Köleye derler çalış kazan. Sen hür oldun. Fakat öteki adamlara da zarar olmasın. Onlar azat etmediler kendi hisselerini. Çalış öde. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَٰلِكِ. Bu mesele hakkında bu üçüncü kavle sahip olanların delilleridir. Delillerindendir ki enne Ebu Hureyre radıyallahu anhu kad reva zalik an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'den bu meseleyi rivayet eyledi ki ma revahu bin Ömer radıyallahu anhu. Abdullah bin Ömer'in rivayet ettiği gibi rivayet eyledi ve zade aleyhi şeyen. Hazreti Ebu Hureyre kendi rivayetinde bir şey ziyade eyledi. Öyle şey ki beyyene bihi, o şeyle beyan buyurdu. Ney? Keyfe hukmu ma bakiye minel abdi ba'de nasibil mu'tik. O azat eden adamın hissesi çıktıktan sonra baki kalan hissede hüküm nedir? İşte o hükmü Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayet etmiş olduğu hadis beyan eyledi. Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayeti şu: Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Yahya ibn Sa'id el-Kattan kâle haddesena Sa'id ibn Ebi Arube en Katâdete anin Nadr ibn Enes en Beşir ibn Nüheyk en Ebi Hüreyre'te anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah Efendimiz buyurdular ki men a'taka nasiben ev şirken lehu fi memluki. Bir köle yahut cariyede bir adam kendi nasibini azat ederse فَعَلَيْهِ وَعَدَمْ üzerine vaciptir. خَلَاسُهُ o köleyi halas etmek. كُلَّهُ hepsini فِي مَالِ kendi malında. Yani bekiye kalan hisseleri de ödeyip o köleyi tam hür kılmak bu adama vacip olur. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ vaciptir eğer mali varsa, ya mali yoksa kölenin diğer hisselerini alacak parası yoksa. Üstü su'iyel abdu köle çalıştırılır. Köleye derler ki çalış, parayı getir, bekiye hisselerin öde. Fakat ne olduğu halde çalıştırılır? Gayre meşkukin meşakkat verilmemek şartıyla aleyhi köleye. Köleyi sıkıntıya koymamak şartıyla. Yani ona mühlet verir. Çalışsın, kazansın, getirsin. Şimdi Hazreti Ebu Hüreyre'nin bak bu rivayetinde beyan var. Abdullah ibn Ömer'in rivayetinde köleyi yarısını azat etti mi gerisi de azat olur. Azat eden adam zengin mi fakir mi mevzu bahis değil, olmadı o. Orada mutlak geçti ama burada beyan var. Zengin ise gerisini de ödemek, ortaklarını ödemek o adama vacip olur. Köleyi tamamıyla hür kılsın. Yok fakir ise bu vakitte himmet köleye kaldı. Köleye derler çalış kazan getirir. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا بان بن يزيد أن قتادة فذكر بإسناده مثله أين بو حديث الشريف بو إسناد لذكر إلدي. حدثنا فات قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني جرير بن حازم أن قتادة فذكر بإسناده مثله yine bu isnatla bu hadisi şerifin aynını Fahd İmam Tahavi rivayet eyledi. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الرازي الحجاج بن أرطى عن قتادة فذكر بإسناده مثله. إمام التحاوي بو حديث شريف روح بن الفرج تند رواية ديور أين سنتله.
حدثنا أبو بكرة قال حدثنا ربح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قتادة فذكر بإسناد السوء حضرة أبو هريرة بو حديث شريف إمام التحابة أبو بكرة واستسلة روايته لدي. حدثنا محمد بن النعمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبو عروبة ويحيى بن الصبيع عن قتادة فذكر بإسناد مثله بدأ محمد بن النعمان تاريخي لرواية لدي كإمام التحابي işte birkaç terikle Hazreti Ebu Hüreyre'nin bu hadis-i şerifini rivayet eyledi. Fekâne hâdel hadis, Hazreti Ebu Hüreyre'nin bu hadisi oldu. Fihi, bu hadiste ne oldu? Ma bir şey oldu ki. Fi hadisi İbn-i Ömer radıyallahu anh'a. Abdullah İbn-i Ömer'in yukarıda iki şekilde gelen rivayeti vardı ya. O iki rivayeti de cami oldu, bir de ziyade oldu. Ve fihi, Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisinde olucudur. Vücubu siayeti alel abdi, köle üzerine çalışıp kalan hisseyi ödemek vacip olduğu orucudur. İza kâne mu'tikuhu, o köleyi azat eden olursa, mu'siren fakir olursa, işte bu ziyade var, onlar da yok. Birinci, Abdullah İbni Ömer'den bir rivayet geldi ki, köleyi bir kısmı azat etti mi, kölenin diğeri de azat olur. Bundan iştihad etti, istinbat ettiler ki azat eden adam fakir de olsa, zengin de olsa, madem kölenin bir kısmını azat etti, diğer ortaklarının hissesini ödeyecek. Ödeme kime vacip oluyor? Azat eden adama. Birinci bu Abdullah bin Ömer'in hadisinden bunu anladılar. İkincide de geldi ki hayır, adam zengin ise kölenin diğer bakiye hissesini de ödemek vaciptir ona. Fakir ise sükut. Köle olarak kalır. Halbuki Hazreti Ebu Hüreyre'nin bir rivayeti, her iki rivayeti cami ve ziyadesi de var. Evet, kölenin bir kısmını azat etti mi, köle azat olur. Fakat adam zengin ise ona vaciptir. Diğer ortaklarının hisselerini ödeyecek. İmtina ise kadi cebren ondan alır, öder. Yok, adam fakir ise adam icbar edilmez. O köle de köle olarak kalmaz. Yarısı köle olsun, yarısı hür olsun. Bu da olmaz. Bu vakitte ne derler köleye ki sen tamamıyla hür oldun fakat borçlusun. Kime borçlusun? Azat etmeyenlerin hisseleri var ya, onlara borçlusun, çalış kazan. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ne rivayet edildi? Ma bir hadisi şerif ki kad haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Ebu'l Velid kâle haddesene Hümmam an Katâdete an Ebil Melih an Ebihi anne racülen a'teke şiksen lehu fî memlûk. Ebu'l Melih babasından rivayet ediyor ki bir adam köledeki kendi hissesini azat etti. Fe'a'tekahun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz o kellenin hepsinin azat olmasına hükmetti. Peygamber Efendimiz azat etti. Neyi? Küllehu hepsini. Azat eden Peygamber Efendimiz değil. Yani hepsi azat olmuştur diye emir buyurdu. Kim üzerine azat olmuştur? Aleyhi, o evvelki bir hisseyi azat eden. Bir hisseyi azat edene dedi ki, bu kölenin hepsi senin üzerine tereddüt eder. Ötekilerin hissesini de öde. Bu köle senin tarafından azat olmuş oldu. Hepsi azatlık olmuş oldu. Ve kâle Peygamber Efendimiz buyurdu ki leyse lillâhi şerîkün. Allah için ortak yoktur. Sen köleyi ne için azat ettin? Allah için. Yarısı Allah için olsun. Yarısı da Allah'ın gayrisi için olsun. Yok, Allah şerakati kabul etmez. Madem bu bir köledir, hepsi Allah için olur. Ortaklık yok. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو عمر الحفظي قال حدثنا همام فذكر بإسناده مثله أين حديث الشريف أحمد بن داود إمام تحاوية رواية ediyor fakat bu hadisi şerifte kölenin hepsinin azat olduğu meydana çıkıyor ama öteki ortakların hissesini kim ödeyecek o beyan buyurulmuyor. Hazreti Ebu Hüreyre'nin hadisinde beyan edildiği gibi bu hadiste o beyan yok. فدل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنبار فنزن قول شريف دلالة التليس لله شريك الله
Allah'ın şeriki yoktur. Allah ortaklığı sevmez. Bu neye delalet etti? Ala ennel itaqa, azat etmek, bima vecebe bihil ba'du iza vecebe, ennel itaqa, azat etmek, iza vecebe vacip olursa, ba'dul abdi, abdin bazısı vacip olursa, kim için? Lillah, Allah için vacip olursa, intefa müntefa olur. En yekuna ula li gayrihi, başka bir adam için ula, ala bakiyeti, o kölenin bakiyesi üzerine ne ola? Milkün milk ola. Madem o kölenin bazısı Allah için oldu, bazısı da Allah'ın gayrisi için ola, bu müntefa oldu. Niye? Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Leyse lillahi şerik. Bu köle Allah için azat edilmiştir. Yarısı Allah için olsun, yarısı da Allah için olmasın, olmaz. Hepsi Allah için olacak. Fakat öteki şeriklerin hakkı, şimdi bu hükmü çıkardı ya, diyor ki işte bu Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayetini biraz teyit eder. Yani kölenin hepsi azat olur, yarısı köle, yarısı hür olmaz, kalmaz. Hepsi hür olur. Kaldı sa'i meselesi, kölenin çalışıp kazanması meselesi kaldı. Onu da Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis beyan buyurdu. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu ki enne ya'takal musiri, zengin adamın azat etmesi ve mu'siri, fakir adamın azat etmesi. Cemiyan. Bunların hepsinin ya'taka hangisi olursa olsun yübri'ani, evet, beri kılarlar. El-abde köleyi minerrikki rikkiyeten, kölelikten beri kılarlar. Köleyi azat eden zengin de olsa o köle kölelikten kurtardı. Köleyi azat eden fakir de olsa köle kölelikten kurtardı. Bu sabit oldu. Sabit oldu. Dava nerede kaldı? Azat etmeyen adamların hisseleri, onların da köle sahibilecek. Fakat vafaka hadel hadisu eyza, bu hadisi şerif muvafık oldu. Hadise Ebi Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisine muvafık oldu. Lakin وَزَادَ حَد۪يثُ اَب۪ي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ, Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadis ziyade eyledi. Onda ziyadelik var. Hangisine? عَلَيْهِ, İşte bu şimdi okuduğumuz hadise ziyade var. وَعَلَى حَد۪يثِ اِبْنِ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ, Abdullah ibn Ömer'in rivayet etmiş olduğu hadis üzerine de ziyade oldu. Ziyade etti. Neyi ziyade etti? Zadenin mef'ulü. Vücube si'ayeti, çalışmanın vacip olmasını. Kim için çalışmak? Lişşerikillezî lem yu'tik, azat etmeyen ortakın hissesi için çalışmayı vacip kıldı. İzâ kânel mu'tiku mu'siren, azat eden adam fakir ise köle üzerine çalışmayı vacip kıldı. Azat eden zengin ise zaten ondan alırlar. Yok, fakir ise Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayet etmiş olduğu hadiste o ziyadelik var ki kölenin kendisi çalışıp ödeyecek. فَتَصْحِيهُ هَذ۪ي لَا سَارِ, İşte Abdullah İbni Ömer'den, Hazreti Ebu Hüreyre'den, Ebu'l-Melih'den, Ebu'l-Melih'in babasından gelen bu hadis-i şeriflerin hepsini topladı, bunları tasih etti. Bu eserlerin tasihi yücibi, vacip kılar el-ameli, ameli bizalik bununla. İşte bu tasih oldu ya, neticeye bağlandı ya, işte bu neticeyle amel vacip olur. Ve yucibu damane, damane vacip kılar alel mu'tiqil musiri, azat eden zengin adam üzerine vacip kılar li şerikihi, ortağı için, yani ortağın hissesini verecek üzerine vaciptir. Ellezî, öyle şerik ile mu'tiq, kendi hissesini azat etmedi. Azat etmezse öyleyse azat eden adam onu damin olacak. وَلَا يُوْجِبُ الضَّمَانَ, evet, bu eserlerin tasihi damani vacip kılmaz. اَلَى الْمُعْتِقِ الْمُعْسِرِ, azat eden fakir ise ona damani vacip kılmaz. وَلَاكِنَّ الْعَبْدَ يَسَى, lakin kölenin kendisi çalışır. فِي ذَٰلِكَ, bu hisse, kalan hissesi, hisse hakkında kime çalışır? لِشْشَرِيكِ الَّذ۪ي لَمْيُعْتِقِ, azat etmeyen şerik için çalışır, öder. وَهَذَا قَوْلُ أَب۪ي يُوسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمَا, bu iki imamın kavli budur. Demek İmam Ebu Hanife'nin kavli bu değil. Şimdi burada imami üstazlarından ayrıldılar. Onlar dediler ki mesele budur. İmam-ı Tahavi de diyor ki وَبِهِ نَأْخُذْ, biz de imaminin kavlini alırız diyor. Yani ben de onların tarafındayım.
bunların delili kuvvetli dedi. İmam-ı Tahavi imameyinle beraber oldu. Peki İmam-ı Hanife ne diyor? Onu da beyan ediyor. Diyor ki فَاَمَّا اَبُوْ حَنِفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ İmam-ı Azam فَكَانَ يَقُول buyururdu ki اِذَا كَانْ اِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا azad eden adam zengin ise فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ öteki ortağı var ya hissesini azad etmeyen o muhayyerdir. İnşa'ataka dilerse o da azad eder. Madem beriki azad etti o kendisi de azad eder. Hür. Kema ataka evvelki azad ettiği gibi o da azad eder. Onu da dedi bu diyor. Çalıştığı, kazandığı farz edelim ki büyük bir zengin oldu, vefat etti, veresesi yok. Veresesi varsa mali veresesine kalır. Veresesi yoksa işte bu azad eden adama kalır. Buna vela derler. O köle çalışsa, kazansa, zengin olsa, ölse, onun mali kime kalırsa? Bu iki adama. Niye? İkisi beraber azad ettiler. Evvela birincisi azad etti. Sonra ikincisi. Peki miras ne derecede olur? O azad ettikleri hisse mucebince. Yarı yarıya azad ettilerse mirası da öyle. Yok birisi dörtte birini azad etti, birisi dörtte üçünü azad etti. Ona göre yani azad şeysine göre vela da öyle. Şimdi bu köleyi ikisi azad ettiklerinden vela da ikisinin arasında olur. Ve inşa yok dilerse azad etmeyen adam istes'a çalıştırır. El abde köleyi fi nısfül kıyme kıymetin nısfında. Birisi yarısını azad etti ya kaldı yarısı öteki de muhayyer. İsterse azad eder. İsterse şeye der ki köleye geç çalış kazan benim hissemi getir. Feiza eddaha köle de gezse, çalışsa, kazansa, getirse, verse o ikinci ortağa ataka azad olur. Ve kânel velâhu velâ da olur. Beynehumâ yani ikisinin arasında nısfeyken ortak olur. Birisi zaten yarısını azad etmişti. Velanın yarısı onun idi. Yarısını da ne etti? Köle çalıştı, parasını getirdi, verdi. Efendisi de o da azad oldu. Onun da gene o cihetle bir hakkı var. Vela gene ikisinin arasında oldu. Ve inşa o ikinci ortak dilerse dammene tatmin ettirir el mu'tike. Birinci azad eden adama tatmin ettirir. Köleyi çalıştırmaz da birinci adama der ki sen köleyi benim üzerime ifsad ettin. Madem hisseyi şey ettin, kendi hisseni azad ettin. Ver ki benim hissemin de kıymetini ver. Kıymetini alır onda. Evet. Nısfal kıyme, kıymetin nısfını ona tatmin ettirir. Feiza eddaha o birinci ortak onu verirse ataka köle azad olur. Ve reca'a biha o birinci azad eden adam o kıymetin nısfıyla raci olur. Yani onu ister. Evet. Kime raci olur? El mutammene. He? Feiza eddaha ataka. Onu öderse azad olur. Ve reca'a o adam rücu eder. Biha o kıymetin nisviyle kime? El mudammin alel abdi. Tamam. Alel abdi o şey eden adam o ikinci şerik birinci şerikten parayı aldı ya. Evet. O birinci şerik de köleye diyecek ki ben senin kıymetini ödedim getir bu parayı bana ver. Mudammin değil ki el mudammin. Mudammin ikinci şerik. El mudammenu. Tadmin olunan. Tadmin olunan ki birinci ilk azat eden adam. Evet. O ikinci şerik mudammin oldu. O tadmin ettirdi. Birinci ortağından parayı aldı. O birinci şerik mudammen oldu. Mudammen eleyse o öder. Madem ondan istiyor öder. O da köleye müracaat eder. Festes'ahu köleyi çalıştırır. Fiha o kıymette. Ve kâne velâuhu o vakitte kölenin velası olur. Kime? Lil mu'tike azad eden adam. Yarısını adam evvelden azad etmişti. Yarısında kıymetini ödedi. Hepsini o birinci adam azad etmiş oldu. Vela da onun oldu. Ve in kânel mu'tiku mu'siren. Yok. Birinci azad eden fakir ise o ikinci şeriki de
İlla ben sana tatmin ettireceğim derse adam fakir. Ne yapacak? فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ O vakitte ikinci ortak muhayyerdir. اِنْشَاءَ اَعْتَكَ İsterse azat eder köleyi. وَاِنْشَاء dilerse istesel abde köleyi çalıştırır. Fînis ve kıymeti kıymetinin üstünde. Ama birinci ilk ortağa ilk azat eden adama müracaat edemez. Niye? Fakir. فَاَيَّهُمَا فَعَلْ O ikinci şerik hangisini yaparsa yapsın. İster azat etsin, isterse köleyi çalıştırırsın. فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا O kölenin velası iki şerik arasındadır. Beynam aralarında nısfağın yarı yarıyadır. Niye? Birincisi zaten azat ettiğinden vela hakkı var. İkincisi de ya azat etti yahut da köleyi çalıştırdı, parayı aldı. Oleyse kölenin velası iki ortak arasındadır. Şimdi İmam-ı Azam'ın içtihadını de böyle beyan etti. İmam-ı Azam böyle dedi. وَحْتَجَّ فِي ذَٰلِكِ İmam Ebu Hanife delil getirdi bu mesele hakkında. Neyi? Neyle? بِمَا حَدَّسَنَا أَبُوْ بِشْرِ الرَّقِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ اَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَزِيدِ Abdurrahman İbni Yezid, Esved İbni Yezid'in kardeşi, meşhur fukahadan Esved İbni Yezid var ya, onun kardeşi. O'dan rivayet ediyor, diyor ki, قَالَ Abdurrahman dedi ki, كَانَ لَنَا غُلَامٌ Bizim bir kölemiz var idi. قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَ Kadisiye harbine de hazır olmuştu. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın kumandasında radıyallahu anh İran ordusunu bozdular ya, 3 gün 3 gece harp devam etti. Bila fasile. Harp başladı, birinci gün gecesi, ikinci gün gecesi, üçüncü gün gecesi devam etti. Bila fasile ki dünyanın en meşhur harplerinden, işte ona Kadisiye derler ki bu harpte bulunmuştu diyor. فَاُبْلِيَ ف۪يهَا Onda da ibla olundu, yani bela çekti. Orada da birçok meşakkatler görmüş. وَكَانَ بَيْن۪ي وَبَيْنَ اُمِّي وَبَيْنَ اَخِيَ الْاَسْوَدِ O köle de benim anamın, bir de kardeşim Esved'in arasında ortak idi. Üçününmüş o köle. فَاَرَادُ اِتْقَهُ Onlar bu köleyi azat etmek istediler. وَكُنْتُ يَوْمَيْدٍ صَغِيرًا Ben de o vakitte büluğa ermemiştim, çocuktum. فَذَكَرَ ذَٰلِكَ الْأَسْوَدُ لُعُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلَى Diyor kardeşim Esved, büyük zaten fukahadan, bu gitti Hazreti Ömer radıyallahu anh'a sordu. Dedi ki, ya emir el-müminin, bizim üçümüzün arasında bir köle var. Anamla ben bu köleyi azat etmek istiyoruz. Fakat kardeşim küçük. Bu olur mu, olmaz mı? Evet. فَقَالَ Hazreti Ömer buyurdular ki, اَعْتِقُوا اَنْتُمْ اَعْتِقُوا azad ediniz, entüm siz. Yani senden, anan, azad ediniz. فَاِذَا بَلَغَ عَبْدُرْرَحْمَانِ Abdurrahman, büluğa erdiği vakitte فَاِنَ رَغِبَ ف۪ي مَا رَغِبْتُمْ Sizin yaptığınızda onun da bir arzusu olursa, azad etmek isterse, اَعْتَقَ azad eder. وَاِلَّا yok, büluğa erdikten sonra azad etmek istemezse ضَمَّنَكُمْ Sizden parasını alır. Hazreti İmam Ebu Hanife'nin delili bu. Hazreti Ömer demedi ki köleyi çalıştırır, zengin ise sizden alır yahut da köleyi çalıştırır, tatmin ettirir size. Fefi hadel hadis, bu hadis-i şerifte olucudur ki enneli Abdurrahman ba'de bülûhî Abdurrahman için caizdir bülûhî erdikten sonra en yu'tike nesibahû kendi nesibini azad ede minel abdillezî şöl bir köleden ki kat kana dahalehu köleye dahil oldu itaq ummihi ve ahihi anasının ve kardeşinin itaqi dahil oldu kabile zalik kendisi buluğa ermezden evvel. Evet. Fe Ebu Hanife rahmetullahi aleyh İmam Ebu Hanife قال buyurdu ki felemma kana le vaktaki Abdurrahman için oldu en yu'tika azad ede bila bedel bedelsiz çünkü buluğa erdikten sonra İsterse azat eder. Azat etti mi bedel yok. Yok. Azat etmezse kıymetini anasıyla kardeşinden alır. Baktaki bila bedel azat etmek ona caiz oldu. Kâne lehu öyleyse ona caiz oldu. En yâhuzel abde köleyi ala ve edâi kıymeti ma ul bir şeyin kıymetini eda ile ki bekiye lehu onun için baki kaldı fihi o kölede. Yani kölede ne kadar hissesi kaldıysa, kaçta bir hissesi varsa, onu almak
caiz oldu. Hatta yu'teke, hatta köle azad ola ve eda-i zalik o hisseyi eda etmekle ileyhi Abdurrahman. Ha, demek ki Abdurrahman ya azad eder, bilav eder, yahut da kıymetini alır. Bu da caiz oldu. وَلَمَّا كَنْ وَقْتَكِ oldu. لِلَّذ۪ي لَمْ يُعْتِكْ azad etmeyen kimse için bu meselede kimdi? Abdurrahman. Onun için caiz oldu. اَنْ يُعْتِكَ نَس۪يبَهُ مِنَ الْعَبْدِ köleden kendi hissesini azad etmek caiz oldu. Evet. فَضَمِنَ الشَّر۪يكَ فَضَمَّنَ الشَّر۪يكَ الْمُعْتِكْ evet. Onu azad ede gerisi ne edecek? Azad ede fadammana tadmin ettire eşşerikel mu'tik. Azad eden şerike, o da kim idi? Anasıyla kardeşi. Onları da tadmin ettire. Raci'a rücu eder ila hazel müdemmin mudammen min hazel abdi. Raci'a rücu eder ila hazel mudammen, bu mudammen olan anasıyla esved oldu. Bunlara rücu eder min hadel ab, bu köleden misluma ol bir şey misli ki kânellezî dammenehu, tadmin ettiren şeyin misli ona rücu etti. Nasıl oldu, ben anlayamadım burayı. Fevecebelehu, öyleyse ona vacip oldu en yestes'iyel abde, o köleyi çalıştıra fî kıymeti mâ kâne li sahibihi fîhi, sahibinin onda olduğu hissesi var idi, çalıştırmak o vacip oldu. وَفِيمَا كَانَ لِسَاحِبِهِ sahibi için olan hukuk hakkında da oldu. اَنْ يَسْتَسْعَيَهُ köleyi çalıştırmak fihi onda. Şimdi ibare biraz onda rekaket var da وَلَمَّا كَانَ وَقْتَكِ oldu. لِلَّذ۪ي لَمْ يُعْتِكْ azad etmeyen kimse için caiz oldu ki o Abdurrahman bu meselede اَنْ يُعْتِكَ نَسِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ kölesinden nasibini azad eder. Büluğa erdikten sonra azad etmek caiz ya ona. Azad ettiği vakitte ne yapacak? فَضَمَّنَ الشَّر۪يكَ الْمُعْتِكَ azad eden şerike tadmin ettire. Eğer kendi azad ettiyse etti. Yok etmediyse gene azad edecek, fakat kendi hissesinin parasını azad eden anasıyla kardeşine tadmin ettirecek. Raci'a ila hazel mudammin. Öyle mudammen, bu mudammen tazmin olunan adam rucu eder min hazel abdi, bu köleden. Ha, mudammen kim oldu? Anasıyla kardeşi. Madem onlara anasıyla kardeşinden Abdurrahman aldı, yaman olarak aldı. Öyleyse o anası, kardeşi bu kölenin kıymetini ödediklerinden, mudammen olduklarından onlara rücu etti. Ney rücu etti? Mislu ma kânellezî daminehu. Kendisi neyi damin olduysa onun aynen misli onlara rücu etti. O da neydi? Köleyi çalıştırmak geliyor. Fevecebe lehu. Öyleyse ona vacip oldu. En yestes'iyel abde. Köleyi çalıştıra fî kıymeti ma kâne li sahibihi fîhî. O köle de sahibinin kıymeti neyse o hususta çalıştıracak. Abdurrahman listesi var diye köle de onu damin oldular. Öyleyse onu çalıştırmak onlara vacip oldu. Ve fî mâ kâne li sahibihi, onun sahibinin olan hukukta da oldu ki en yestesiyyehu fî, onu çalıştırmak. Yani Abdurrahman'ın hakkıydı, isterse köleyi çalıştırırdı. Fakat tadmin ettirdiği gibi, o tedmin ettirdi kim anasına kardeşine çalıştırmadı, kendi çalıştırmadı, anasının kardeşine hisseyi aldı. Öyleyse o çalıştırmak hakkı anasıyla kardeşine isabet etti. Parayı damir olana rücu etti. O hak onlara geçti, çalıştırırlar. فَهَذَا مَسَدَ عَنِ اَب۪ي حَنِفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلَى عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ. Bu babda İmam Ebu Hanife'nin delili de budur. وَالْقَوْلُ الْاَوَّلْ birinci kavul اَلَّذ۪ي ذَهَبَ اِلَيْهَ اَبُوا يُسُفْ وَمُحَمَّدْ رَحْمَهُمُ اللّٰهِ. İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'in zahib oldukları kavl, es-sahhul kavleyni indena, bizim indimizde kavullerin es-sahhi budur. Limuvafakati muvafık olduğundan, lima kadre beyna van Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadise muvafık olduğundan. Vallahi alem, Hazreti Ebu Hüreyre rivayet etti ya, ona muvafık olduğundan onu tercih etti. Şimdi fark ne oldu burada?
İmam Yi'nin kavliyle İmam Ebu Hanife'nin arasında. Ya farkı nasıl oluyor? İmam Yi'nin kavline göre Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayeti ne beyan etti? Eğer birinci azat eden adam zengin ise bekiyesinin parasını da borcunu ödeyecek. Ona vacip. Yok fakir ise o fakir ise o ikinci şerik köleyi çalıştıracak yahut azat edecek. Tadmin meselesi yoktu onlarda. İlla birinciye tadmin ettirecekleri yoktu. İmam-ı Azim köleyi çalıştırıp ödeyecek ya. Kim? İşte anladı ki tadmin meselesi var mıydı? Nasıl var? Bel yusemmel abdü fî nisfü kıymeti illezî lem yu'tiku. Azat edilmeyen kısmında köleyi çalıştırır. İmam-ı'nın kavli bu. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis işte buydu. Diyor ki hadis bu. Menâ ateke nasiben ev şirken fî memlûkin fe'aleyhi khalâsû kullehu fî mâlihi. Eğer adam zengin ise madem yarısını azat etti kölenin diğer hisselerini de alıp azat edecek. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْلُونَ Mali yoksa اِسْتَسْ اُسْتُسْ عِيَلَ اَبْدُ غَيْرَ مَشْكُوكِنْ عَلِهِ Köle çalıştırılır. Meşakkat. Kim tarafından çalıştırılır? Kimin hissesi alacağı varsa kölede o çalıştırır. Ama o ikinci şerik, birinci şerike illa bunun parasını bana ver diyemez. İmam-ı Azim diyor ki der. Efendim? Fark oradan çıktı. Diyor ki İmam Azam'a göre imkan el mu'tiku musiren fe şeriku bil hıyar. Eğer zenginse şerik muhayyerdir. İnşaateke kemaatek ve kanel vela beynema misfeyd. Azad eder. Onda dedikodu yok. Vela da şeyin ortasında olur. Ve inşa istesal hebde fi nisfil kıyme. Yok dilerse köleyi çalıştırır. Çalış. Der ki benim hissemi çalış getir. Ha, üçüncü bir şey ziyade işte İmam-ı Azim bunu diyor ki ve inşa dammenel mu'tike nisfel kıyme. O birinci azat eden adama der ki ya bunun benim hissemi getirsen ver sen de köleyi çalıştır çalıştırma ben karşıma. Şimdi o birinci efendiden azat eden efendiden bunun hisselerini alırlarsa o adam ne yapacak? O adam da fakir. O da köleye müracaat eder diyor. Çünkü esas çalışmak ikinci şerikin hakkı değil miydi köleyi çalıştırmak? İkinci şerikin hakkıydı çalıştırmak. Çalıştırmadı. Geldi birinci azat edenden aldı. Eleyse çalıştırmak hakkı o ikinci şerikin çalıştırmak hakkı o birinci azat eden adama intikal etti o. O he, o çalıştırır. Mesela bu işte. İmam-ı Azam ile İmam-ı'nın kavullerinin arasında fark bu. İmam-ı Azam üç şeyin arasında muhayyer koyuyor. Ya azat eder. Ya köleyi çalıştırır, ya birinci efendiden parayı alır, birinci efendi de köleyi çalıştırır. Terkuhu oldu. Vallahu Teala alem ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sellem.